53 ve 63 yaşlar arasında kendisi gibi üniversite mezunu, konuşmayı bilen, ortamlarda kendini de kontrol edebilen, birbirlerini taşıyabilecek bir eş adayı, bir hayat arkadaşı arıyor. 0212 318 18 telefon numaramız. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ne tarafa gidiyorsun? Çok mersi. Buradan alıyorum sizi, Eda karşılıyor. Buyurun. Karar anı Mehmet'le Burcu Cuma günü burada bıraktık. Ayrıldık onlardan. Şimdi kararlarıyla karşınızda olacaklar. Bu ne hoşluk bugün? Teşekkür ederim, sağ olun. Cuma günü ben saçın örgülüydü değil mi? Örgülüydü, evet. Şimdi o başka bir kadın, bu başka biri. Hangisi daha hoş? Vallahi bayanlar her haliyle güzeldir. Burcu değil, demek bayanlar, genelleme. Genel olarak konuşalım. Genel olarak. Mehmet Malatya'dan geldi, 23 yaşında. Büfesi varmış, hiç evlilik yapmamış. Malatya'da annesiyle beraber yaşıyor. Tam senin hayat. Sen Konya'da bu hayatı yaşıyorsun. Evet. O Malatya'da yaşıyor. Ortak bir yaşam kurabilecek misiniz? Hayatlarımız çok fazla, ortak yönlerimiz çok fazla var. Ama duygusal yönden bir ortak noktaya varamadık. Ben onun hissettiği şekilde hissedemedim. Mehmet. Sadece Burcu Hanım'ın kararı ve bu karara da saygım sonsuz tabii ki. Ben hala aynı duygularım yaşıyorum. Ya, tabii ki. Hani farklı bir duygu olacağını zannetmiyorum. Hani tabiri caizse, özür dileyerek söylüyorum tekrar. Güle başka isim koysak farklı kokar mı? Asla. Mehmet ve Burcu'nun kararı olumsuz. Burcu yoluna devam ediyor. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkürler. Bana müsaade. Güzelsin, anladı çok özelsin. Sen kimseye benzemezsin. Levan abla geliyor, talibiyle buluşmak üzere Hacı Bey ile buluşacak. Böyle bir genel bir tutukluğunuz var mı? Hoş geldin bu arada. Nasıldı İzmir? Harikaydı. Evet. Hava nasıldı? Çok güzel, sıcaktı. Sıcak mıydı? Evet. Biz niye burada donduk ya? Bizim günahımız. Talipler çıktı mı? Çok. Çok ama. Evet. Esra Hanım, İzmir'e gittim, annemleri, arkadaşlarımı, ailemi gördüm. Çok güzeldi ama şöyle bir sıkıntı yaşadım. Yapmış olduğum bir gaf diyeyim. Sosyal medyanın ağırlığı var üzerimde. Nedir o? Böyle gayri ihtiyar evimizin salonunda otururken bir yere yemeğe gidecektik. Ben de annemin giyinmesini beklerken böyle bir resim çekti kardeşim beni. Parmağımda bir tek taş var ama böyle gümüş, böyle kendime böyle heves edip aldığım bir şey. O böyle fotoğrafta çıkmış. Ben şimdi düşünüyorum. Ay çabuk o fotoğrafı bulun. Aptal bir kadın değilim. Kendimi zeki görüyorum yani. Eğer öyle bir durum söz konusu olsa öyle bir fotoğrafı oraya koymam. Fotoğraf üzerimde büyük bir baskı. Kerem Bey'le mi sözlendiniz? Onunla mı gittiniz? Kerem. Kerem bunu da söylemek istiyorum. Kendisi burada, birlikte değiliz. Hayatımda başka birisi de yok. O tamamen orada kardeşimin çekmiş olduğu bir kare. Hoşuma gitti ve paylaştım. Bunu açıklamak istiyorum. Yani... Tek taşla. Evet. Bak şimdi herkes gülüyor değil mi? Peki bu hep eskiden beri var. Niye taktın? Bu hep bende vardı. Beş taşta vardı. Tam turda vardı. Bunu böyle özenip böyle bijuteriden ya da bir herhangi bir yerden
kendime almışlığım vardır çoğu kez. Severim çünkü ben böyle şeyler takmayı, hoşuma gidiyor. O zaman burada da tak. Takarım. O fotoğrafı buluyor musunuz? Nerede? Facebook hesabında. Her yerde paylaştım, Instagram'da da paylaştım. Hala da duruyor resmim, kaldırmadım da, kaldırmayı da düşünmüyorum. Kaldırmayı da düşünmüyorum da, hemen o zaman şey, rejiye verin onu. Başka bir tutukluğunuz var mı arkadaşlar? Sosyal Kerem hoş geldin, sen de yoluna devam ediyorsun. Geçmiş olsun bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tıraş olurken... Berber kazası mı? Ama durdu herhalde. Durdu, sorun yok. Kerem 28 yaşında, kamuda çalışıyor. Nasıl bir iş aradığını söyler misin? Iğdır'dan geldin sen. Nasıl bir iş aradığını söyler misin? Öncelikle yakalamadığım yerden, beklemediğim yerden yakaladınız beni. Beklemediğin şimdi, yerden. Evet, şimdi öyle birden sorunca. Ben ilk önce Aslı Hanım'ın yaptığı açıklamaya karşılık bir şey söylemek istiyorum. Ben burada kararından sonra kendisini kesinlikle ne gördüm ne de iletişim kurdum. Öyle bir şey yoktur. Hanımefendi doğru söylüyor. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Ben de sosyal medyadan hatta olumsuz yorum yapan falan filan kişilere karşı zaten ben de rahatsız oldum açıkçası. Bu konuda böyle açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biz sadece Aslı ve Kerem'iz. Yani öyle. Bir de Kerem olması da enteresan ha. Nasıl bir yaş aradığını söyle. En az 20 yaşında. Asil. Adından önce kendinden önce adı giden. Ne istediğini bilen. Boş boş konuşmayan. Yani her şeyden önce evliliğin ciddiyetinin farkında olan bir insan istiyorum. Ve Iğdır'da benimle hayatını sürdürecek. Hayır, Iğdır'da diye bir şey yok yani. Ben ilk geldiğim gün de söyledim. Herhangi bir bağlılığım yok. Yani Türkiye'nin herhangi bir... Ama orada görev yapıyorsun. Oraya bir bağımlılığım yok. Ha, bağımlılığın yok. Yani görev nereye tayin edilirsen orada hayatını... Tabii ki. ...sürdüreceksin. Peki. Tabii ki. Hacı Bey geliyor Osmaniye'den Leman Hanım için alkışlarla. Sağ eller havaya, fırlatalar buraya. Tek taşıma kendim aldım, tek başıma kendim taktım, girmesinler havaya. Kime benziyor? Hacı Bey kime benziyor? Nihat Hatipoğlu. Gerçekten. Kime benziyor? Efendim? Yabancı mı ya? Birine benzer adam. Murat Soydan'a benziyor. Murat Soydan'a benziyor. Sizi kime benzetirler? Kadir İnanır'a benzetirler. Efendim? Kadir İnanır'a benzetirler. Kadir İnanır. Oo, o zaman ben eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi'ye benzettim. Bu kadar bir... Görür görmez sanki böyle nasılsınız diye. Abi benim bir dosya vardı, halleder misiniz diye. George Clooney mi diyecektin? Aa evet, ama bak gerçekten üçü bir şey yapıyor. Benzetirler mi? Öyle derler de bilmiyorum. Vallahi maşallahınız var. Yani çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Siz de iyiliğiniz efendim. Leman ablacığım buyurun. Hoş geldiniz Hacı Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. Nereden geldiniz? Ben Osmaniye'den geldim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğim bir şey yoksa sorun. Ben size cevap vereyim isterseniz. Sesinizi hiç alamıyorum ama. Ben sesim biraz kısıtlı ama kusura bakmayın dedim. Siz sorun, ben cevap vereyim. Yalnız gayet iyi bir tonlama var yani. Bir Godfather havası var böyle. Kriterleriniz... Evet, sorun, sizi dinliyorum ben. Ben sesinizi net alıyorum. Ne soracağımı düşünüyorum. Ne soru? Heyecanlandın değil mi şimdi? George Clooney, Abdullah Gül falan deyince burada bir heyecan yaptın. Abdullah Gül şaka yaptı geldi falan. Ha oldu, tövbe yarabbim. Ya Allah Allah. Ay soracak bir şey bulamadım. Bir evlilik yaptı Hacı Bey. Evet. 20 yıl sürdü. Evet. Kaç yıldır bekarsınız? 5 yıldır. 5 yıldır bekarsınız. Kaç çocuğunuz var? 8. 8 tane. Evet. Maşallah. İsimler tıkır 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 tıkır. Hepsi evli, hepsinin işi gücü var. Herkes belli bir yerde, belli bir seviyede. Belli bir makam ve mevkideler. Evet. Çocuklar üniversite mezunu. Üniversite mi? 8 de mi üniversite mezunu? Yok. 3 oğlan üniversite mezunu. 3 üniversite mezunu. Kızlar da lise, bir de üniversite okuyan var. Bir tanesi. Öyle işte.
Gurur duyuyor musunuz çocuklarınızla? Tabii ki herkes gibi. Herkes gibi. Evet. Niçin?